2007 yılından bu yana Altınova Tersaneler Bölgesi'nde faaliyet gösteren Cemre Tersanesi, yaklaşık 160 bin metrekareye yayılı alanda yıllık 30 bin ton sac işleme kapasitesine sahiptir. Başta İskandinav ülkeleri olmak üzere birçok farklı ülkeye gemi inşa eden Cemre Tersanesi, açık deniz destek gemileri, balıkçı gemileri, yolcu gemileri üzerine uzmanlaşmış olup, bunun yanı sıra birçok değişik tipte gemi inşa kabiliyetine sahiptir. Cemre 1 ve Cemre 2 olarak adlandırdığımız 2 adet tersane alanına sahip olan Cemre Tersanesi, yıllar içinde artan iş hacmiyle kapasitesini ve deneyimini arttırmış, sahip olduğu tecrübeyle bu alanları en verimli ve güvenli şekilde tasarlamış bulunmaktadır. Açık ve kapalı inşa alanları, kızaklar, iskeleler, atölyeler, depolar, idari binalar, gaz istasyonları gibi pek çok alanda güvenli çalışma ortamı oluşturulması için gerekli iş sağlığı ve güvenliği, çevreye etkimizi minimize edecek standartlar gözetilerek gerekli önlemler alınır. İnşa ettiğimiz gemilerin dünya pazarında kabul görmesinin yolunun öncelikle kendi çalışma alanlarımızın çalışan güvenliği ve çevre güvenliği için en iyi uygulamalar gözetilerek yüksek standartlarda olmasından geçtiğinin bilincindeyiz. Bu bilinçle çalışanlarımızın güvenli ve sistemli bir ortamda çalışabilmesi için çevre iş sağlığı ve güvenliği videosunu hazırladık. Bu videoyu tamamladığınızda tersaneye girdiğiniz andan itibaren güvenlik açısından neler yapılması gerektiğini her yönüyle öğrenebileceksiniz. Hazırsanız 8 bölümlük videomuza tersaneye girişten başlayabiliriz. Birinci bölüm. Tersanede araç ve yayalar. Yaya girişleri. Yaya olarak tersaneye yapılan girişlerde mutlaka kimliğinizi gösterin. Üzerinizdeki silah ve metal benzeri tehlikeli aletleri güvenliğe bırakın. Güvenlikten temin edebileceğiniz güvenlik kartınızı görünebilecek şekilde boynunuza asın. Güvenlikten mutlaka bir baret temin edin ve baret olmadan saha içerisinde gezmeyin. Tersane alanına girer girmez kimlik kartlarınızı kullanmaya başlayın. Eğer ziyaretçi olarak giriş yaptıysanız, ziyaretçi taahhütnamesini imzalayıp tersane sahasında size atanan refakatçi eşliğinde hareket etmeniz gerekmektedir. Ulaşım için sarı işaretlerle belirtilen güvenlik yaya yollarını kullanın. Gideceğiniz bölgeler farklı koruyucu donanımlar gerektiriyorsa onları da temin edin. Araçla girişler. Araçla yapılan girişlerde nizamiyeye ruhsatınızı bırakın ve araç kabul kartı alın. Tersane içerisinde kullanacağınız ekipmanları öncelikle yetkililere kontrol ettirin. Giriş yaptığınız andan itibaren flaşörlerinizi yakın. Araç kullanırken kemerinizi takın. Cep telefonu kullanmayın ve sigara içmeyin. İçeride bulunan tüm ikaz ve işaretlere eksiksiz uyun. İçeride tersane tarafından belirlenmiş hız sınırı saatte 10 kilometredir. Bu hız sınırına riayet edin. Emniyetli yürüyüş yollarına, acil durum toplanma alanlarına, bina ve atölye giriş kapısı önlerine, vinç raylarının yakınına, tehlikeli maddelerin bulunduğu bölgelere araç park etmeyin. Araç dışına çıktığınız zaman size temin edilen koruyucu donanımları mutlaka kullanın. İçerideki işinizi bitirir bitirmez aracınızı mutlaka tersane bölgesi dışına alın. İkinci bölüm. İSG mevzuatı. Sizlere ikinci bölümde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle ilgili olarak çalışanların sorumlulukları ve çalışma esasında yürütülen faaliyetlerde kullanılan ekipman, alet, teçhizat konusunda alınacak tedbirler ve iş kazası tanımından bahsedelim. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemek, iş yerindeki makina, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak
keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek, kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak, iş yerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlikeyle karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek, kendi görev alanında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisiyle işbirliği yapmak, çalışanların görevleri arasında yer almaktadır. İş kazası, iş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olaylara iş kazası denir. İş kazası bu şekilde tanımlanmış olsa dahi, tanımda geçen olayların önüne geçmek için sıradan yaralanma, incinmeler, ramak kalalar ve güvensiz durum ve davranışların raporlanması tersanemizin kuralıdır. Böyle bir durumda en yakın ramak kala istasyonuna gidip, yaşanılan olay ve durumlar için form doldurup, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre yönetimi konularında daha güvenli bir çalışma ortamı için birbirimize destek olalım. Güvenli çalışma için en önemli hususlardan biri de sağlık ve güvenlik işaretleridir. Bunlar yasaklayıcı işaretler, uyarıcı işaretler, emredici işaretler, acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, yangın ve mücadele ekipmanları işaretleri, engeller ve tehlikeli yerlerde kullanılan işaretlerdir. Bu işaretleri bilmek ve bunlara uymak, sistemli çalışabilmek ve iş kazalarını önlemek için oldukça önemlidir. Üçüncü bölüm. Kaldırma, yükleme, taşıma ve istifleme araçları. Kaldırma, yükleme, taşıma ve istifleme araçlarıyla güvenli çalışma koşullarına göz atalım. Öncelikle hiçbir kaldırma aracını transport birimi izni ve operatör belgesi olmaksızın kullanmayın. Kaldırma, taşıma ekipmanlarının yük taşıma kapasitesini aşmayın. Kaldırma işlemi öncesinde tüm aksesuarları kontrol edin. Hasarlı sapan, halat, kilit, mapa ve benzeri aksesuar kullanmayın. Kaldırılmış yük altında veya yükün düşebileceği yerin yakınında durmayın. Şimdi de araç türlerine göre ayırıp güvenli kullanım şartlarını inceleyelim. Vinç ve benzeri araçlar. Vinç rayları üzerine malzeme, ekipman, hurda, atık ve benzeri atıkları koymayın. Birden fazla malzemeyi sapan ile boğdurarak değil, malzeme sepetiyle taşıyın. Sepet, kazan gibi malzemeleri çelik sapan ile tüm mapalara bağlantı yaparak kullanın. Bağlantı yapmadan önce mapaların kaynak kontrollerini yapın. Kurt ağızlarını elemanlı malzeme taşıması ve kaldırılmasında kullanmayın. Yalnızca saç taşımasında ve en az iki noktadan bağlantı yaparak kullanın. Saç malzemelerin kurt ağzıyla kaldırılmasında, çelik alat arasında açı fazla ise mutlaka kantarma kullanın. Bunu yaparken kurt ağzının sağlam olmasına ve sacı tam kavramasına, bağlandığı yerin yağlı, kirli ya da aşırı parlak olmadığından emin olun. Taşlama araçları. Küçük taş motoruna büyük taş takmayın. Yaptığınız işe uygun taş seçin. Kullanmaya başlamadan önce ekipmanı ve ekipman kablosunu kontrol edin. Kablo veya diğer aksamlarında hasar bulunan ekipmanı kullanmayın. Depoya teslim edin. Koruyucu muhafızası olmayan taş motoru kullanmayın.
taş motoru muhafazasını kesmeyin. Taşları kuru yerde muhafaza edin. Hasarlı taşları kullanmayın. Çalışırken mutlaka taşçı gözlüğü, yüz siperi, maske ve kulak koruyucu kullanın. İşlem yapmadan önce çalışma alanında yanıcı parlayıcı malzeme olmadığından emin olun. Kablosundan çekerek fişi çıkarmaya çalışmayın ve kablosundan tutarak taşımayın. Kaynak araçları. İşlem yaparken mutlaka kaynakçı maskesi, solunum maskesi ve kaynakçı eldiveni kullanın. İşlem yapmadan önce çalışma alanında yanıcı parlayıcı malzeme olmadığından emin olun. Kaynak yapılan yüzey yağlı veya boyalıysa öncelikle temizliğini yapın. Çalışma alanını seyyar havalandırma sistemi ile emiş yaparak havalandırın. Ekipman ve elektrik kablolarının hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Islak zemin ve yüzeylerde kaynak işlemleri yapmayın. Gaz hortumlarını kontrol edin. Sızıntı varsa gaz hortumu kullanmayın. Başlıksız şekilde tüp kullanmayın. Seyyar kaynak makinelerinin altına yalıtkan malzeme koyun. Şaloma kullanımı. Şaloma hortumlarının standartlara uygun ve sağlam olduğundan emin olun. Yıpranmış, sızıntı yapan hortumları kullanmayın, yenileriyle değiştirin. Gaz devresi hortum ve hortum şaloma bağlantılarında emniyet ventili bulundurun. Kapalı alanlarda hiçbir sebeple gaz hortumu ve şaloma takımı bırakmayın. Ekli gaz hortumu kullanmayın. Gaz kaçağı fark etmeniz durumunda İSG personeline bilgi verin. Çalışma öncesinde, çalışma alanında ve yakınında yanıcı parlayıcı malzeme bulunmadığından emin olun. Sıcak cüruf dökülmelerinden dolayı ortaya çıkabilecek kazaları önlemek için çalışma alanının yakınını ve komşu sahalarını kontrol edecek bir gözlemci bulundurun. Forklift ve benzeri araçlar. Forkliftin çalışma alanında bulunmayın. Çalışma sahasındayken yürüyüş yollarından yürüyün. Forklift kabinine binmeyin. Forklifti yüksekte çalışma ekipmanı olarak kullanmayın. Şimdiki bölümde yüksekte güvenli çalışabilmek adına yapılması gerekenlerden bahsedelim. 4. bölüm. Yüksekte güvenli çalışma. Tersanede en büyük risklerden biri olan yüksekte çalışma konusunda gerekli güvenliği sağlamak ve iş kazalarını önlemek için emniyetli platform kullanın. Bulunduğunuz emniyetli platformu güvenliğinizi tehdit edecek şekilde kesinlikle terk etmeyin. Mutlaka emniyet kemeri kullanın. Kullandığınız emniyet kemerinin sağlamlığını takmadan önce kontrol edin. Emniyet kemerleri lanyardını sağlam bir yapı elemanına bağlayın. Vinç ve forklift gibi yük kaldırma, taşıma için tasarlanmış ekipmanları yüksekte çalışma amacıyla kullanmayın. Yalnızca platformlu ve veya güvenli seyyar insan taşıma ekipmanlarını kullanın. Sıradaki bölümde iş izin sistemlerini anlatacağız. 5. bölüm. İş izin sistemi. Tersanede yürütülen faaliyetlerde iş izin sistemi uygulanmaktadır. Sistemin işleyişi şu şekildedir. İşe başlamadan önce İSG biriminden iş izin formu talep edin. Çalışma alanlarını, yapacağınız faaliyetleri, kullanacağınız ekipmanları ve personelin görev dağılımını göz önünde bulundurarak iş izin formunu doldurun. Doldurmuş olduğunuz formu çalışma alanında bulunan İSG personeline ve proje mühendisine onaylatıp İSG personeline teslim edin. İSG personelinin ve proje mühendisinin onayını almadan işe başlamayın. İş izin formlarını aynı adımları takip ederek her gün yenileyin. Faaliyette, çalışma alanlarında, kullanılan ekipmanlarda, çalışan sayılarında değişiklik söz konusu olduğunda iş izin formunu mutlaka yenileyin.
6. Bölüm Kapalı Alan Çalışmaları. Önce kapalı alan tanımıyla başlayalım. Tamamen veya kısmen kapatılmış sınırlı bir hacmi olan, içerisinde sınırlı miktarda hava bulunan ve çalışma yeri olarak tasarlanan alanlar kapalı ortam olarak adlandırılır. Şimdi bu alanlarda uyulması gereken kurallara bakalım. Kapalı alanda çalışmaya başlamadan önce İSG biriminden gaz ölçümü talep edin. Kapalı alanda çalışırken alanda çalışanları kontrol edecek bir gözcü bulundurun. Kapalı alanlarda yalnız çalışmayın. Çalışılacak kapalı alanın havalandırılmış ve aydınlatılmış olduğundan emin olun. Aydınlatma için 24 volt gerilimli aydınlatma kullanın. Giriş ve çıkışların güvenli olduğundan emin olun. Zeminde düşmeye yol açabilecek bir tehdit ya da boşluk olması durumunda çalışmaya başlamayın. Bu alanlarda gaz ile çalışan ekipman hortumlarının sızdırmadığından emin olun. Kapalı alanlarda mola ve paydos saatinde gaz hortumu bırakmayın. Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yasaklanmış yerlerde sigara içilmesi, standart elektrikli elektronik ekipmanlar ile çalışılması yasaktır. 7. Bölüm Acil Durumlar. İş yerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilk yardım veya tahliye gerektiren olaylardır. Şimdi bu durumlarda uyulması gereken kuralları inceleyelim. Acil çıkış yolları ve kapılarının sürekli açık ve kaçışa engel teşkil etmeyecek şekilde tutulmasını sağlayın. Acil durum anında öncelikle en yakın alarm butonuna basın ve çevrenizdekileri uyarın. Acil durum mahallinde değilseniz, devreye giren sesli ve ışıklı alarm sistemlerine, acil çıkış yönlendirme işaretlerine ve acil durum ekip görevlilerinin yönlendirmelerine uyun. Yangın anında kendi can güvenliğinizi tehlikeye atmadan yangını en yakın yangın söndürücülerle ilk müdahaleyi yapın. Yangın noktasına gelen iş yeri yangın söndürme ekibine olay ile ilgili bilgi verin, ekip üyesi değilseniz olay yerinden uzaklaşın. Tahliye emri verilmesi durumunda acil durum ekibinde görevli değilseniz derhal en yakın acil toplanma bölgesine gidin. Acil toplanma bölgesine giderken panik yapmayın, telaşa kapılmayın, tahliye için ayrılmış yolları kullanın. Ziyaretçiler, tahliye esnasında yanlarında bulunan refakatçiye ve acil durum ekip uyarılarına uymalıdır. İş yeri veya acil durum yönetimince verilecek işe dönün emrine kadar çalışmayın ve acil toplanma bölgesini terk etmeyin. 8. Bölüm Çevre Yönetimi. Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulundukları, birbirini etkiledikleri ve birbirinden etkilendikleri ortamları çevre olarak adlandırıyoruz. Çalışmalarımızda çevreye büyük önem verdiğimizden yasal hükümlülükleri ve iyi uygulamaları yerine getiriyoruz. Ziyaretiniz ve faaliyetleriniz süresince siz de çevreyi korumamıza yardımcı olun. Bu çalışmalara göre çevre kirliliğini önlemek adına saha içerisinde oluşabilecek tüm atıklar için saha genelinde atık kutuları mevcuttur. Lütfen atıklarınızı ayrıştırarak uygun kutulara atın. Metal atıkları, kağıt karton ambalaj atıkları, kontamine atıklar, kontamine ambalajlar, elektrot atıkları ve taşlar, atık yağlar, plastik atıklar, atık gridler, atık piller, atık floresanlar, elektronik atık ve evsel atıklar. Doğal kaynakları ve hava kalitesini korumamıza yardımcı olun. Çalışma alanınızdan ayrılırken kullanılmayan elektrikli ekipmanları kapalı konuma getirin. Lütfen gereksiz su sarfiyatının önüne geçin. Kimyasal kapları kesinlikle ağzı açık şekilde rastgele bırakmayın. Kimyasal ve tehlikeli malzeme kullanırken toprak ve deniz kirliliğini engelleyecek şekilde kullanım kaplarının altına sızdırmaz malzeme serilmelidir. Faaliyet alanınızda herhangi bir atığın ve malzemenin denize düşmemesi ya da dökülmemesi için gerekli önlemleri alın. Çevre kirliliği oluşturan herhangi bir durumla karşılaşıldığında derhal yetkilinize haber verin. Tersanelerimizin içinde ve çevresinde balık tutmak da dahil olmak üzere her türlü avlama faaliyeti yasaktır. Çevremize karşı duyarlıyız. Oryantasyon videomuzun sonuna geldik. Güvenli çalışma koşul ve kuralları hakkında daha fazla bilgiye sahipsiniz. Daha detaylı bilgi için İş Sağlığı ve Güvenliği birimimizden bilgi alabilirsiniz.
Cemre Tersaneleri olarak ülke endüstrisine katkıda bulunma amacımızda yaptığımız en büyük yatırımı teknoloji ve insan kaynaklarına ayırmaktayız. Güvenli çalışmanın çok çalışmak kadar önemli olduğunu biliyoruz ve sizin güvenle çalışmanızı önemsiyoruz. Hoş geldiniz.